Merhaba sevgili dostlar, Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu video içeriğinde sizlerle beraber Bitcoin'deki son durumu değerlendireceğiz. Bazı altcoinlere de bakabiliriz. Özellikle bir sonraki videoda istediğiniz altlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı da ihmal etmeyin dostlar. Bitcoin şu an 37.780 dolar seviyesinde işlem görüyor. Tabii şöyle bir durum söz konusu. CZ'nin görevden alınmasına rağmen Bitcoin'de çok sert bir düşüş olmadı. Yani yaklaşık ben birkaç gündür fiyatı sıklıkla takip ediyorum. Özellikle normalde takip ediyorum ama yani eski BTC olsaydı veya bu haber akışı bundan 6 ay, 7 ay önce olmuş olsaydı belki de Bitcoin'in fiyatı şu an şu noktadan %50 aşağıda olabilirdi. Yani CZ burada bu piyasadaki en güvenilen kişiydi ve onun görevden alınmasına rağmen Bitcoin 37.780 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Birileri fiyatı düşürmüyor. Çünkü şöyle düşün, normal şartlarda Bitcoin'i düşürmek istedikleri zaman ne haberlerle, ne dandik haberlerle fiyatı çok sert bir şekilde düştüğünü bizler 2 yıldır şahit olduk arkadaşlar canlı canlı e, yani fiyat takip ederek her şeye rağmen şu an 37.780'de olması bence oldukça önemli diyebilirim. E, şu an baktığımızda çok oldukça önemli bir kanal var. E, bu kanalın üstüne atmış durumdayız arkadaşlar bakın. 2020 yılında da buradaki kanal yukarı patladıktan sonra bir test gerçekleştirip sonra yoluna devam ediyor. Biz de şu an Kanalın üstündeyiz arkadaşlar ee, Ve bu özellikle yani 30 bin dolar seviyeleri Yani şöyle söyleyeyim 30 bin dolar desek doğru olmaz ama 32500 demek biraz daha mantıklı o noktaların üzerinde e, Bitcoin değer orta vadede hold ediyorsanız bir sıkıntı yok ama kaldıraçlı işlemler için tabii ki de bu seviye baz alınmaz onu ilerleyen dakikalarda sizlere e, göstereceğim Farklı açıdan baktığımızda yine aynı şekilde benzer döngüsel hareketlerimize devam edebiliyoruz. Yani benim endişem şu biliyorsunuz 44 bin dolar seviyesini beklediğimi daha önce de sizlere belirtmiştim. Yani yolun yarısını aslında bizler e, geldik yani ama 44 bin dolara ulaştıktan sonra bir sert bir silkeleme e, olma ihtimali de var. Onu da belirtmek istiyorum çünkü e, yani buradaki yapılar yukarı doğru kırıldıktan sonra mutlaka bir silkeleme geliyor arkadaşlar yani hem bir retest oluyor hem piyasadaki insanları e, Atıyorlar trenden e, Ve spotta tutmuş oldukları yani kolay kolay yedirmiyorlar diyelim ki en dipten alım bile yapmış olsan Hiçbir şekilde şurayı üst noktalarını almadın 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 Gittin en dipten alım yaptın diyelim Senin buradaki ara düşüşlerde silkelemelerde gerçekten panik satış yaptırıyorlar ve e, Yani çok fazla karın varken az karla satıyorsun veya daha yüksek seviyeyi göremeden e, satmış oluyorsun. Yine benzer bir durum olma ihtimali kuvvetli. 44'e ulaştıktan sonra o noktalarda sert bir şekilde silkeleme hareketleri e, olma ihtimali var. Bunu döngü söylüyor. O yüzden sizlere de bu uyarıda bulunmak istedim. Şimdi Bitcoin'de kısa vade baktığımızda resmen fırtına öncesi bir sessizlik dönemi var. Daha önce de bu sessizliği çok beraber çok fazla görmüştük. Ancak ardından çok sert hareketlerin geldiğini gördük. Yine benzer bir şekilde büyük ihtimal hareketlilik olacak. Kısa vadeciler varsa 37 bin 600 seviyesine çok dikkat etsin. O destek bölgesinin kırılmaması lazım. Eğer kırılırsa satış baskısı hızlanır arkadaşlar. Kısa badiciler lütfen orada belirtmiş olduğum desteği dikkat. bir diğer taraftan baktığımızda aslında günlük çok fena durmuyor. Ama günlükte beni endişelendiren nokta şu. Şimdi burada bir al sinyali gelecek mi? maddi tarafından gelmeyecek mi? Tuzak mı olacak? Yani bu çok önemli şu an günlük mua baktığımız eğer 37.600'ün altına bir saatlik veya 4 saatlik bir kapanış yapmazsak biraz daha yukarı doğru işte 40k denemelerine doğru bir ihtimalimiz var ama buradan long kaçmak ve stopsuz long kaçmak oldukça riskli o yüzden az önce söylemiş olduğum destek bölgesine stoplu bakmak lazım yani stop olursunuz trenden atar tekrar yukarı gider buna yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar e, çünkü Fiyat ciddi nokta zirvelerde yani e, Bitcoin fiyatı neredeyse zirvelerde yani biz burada bir yıldır görmemiş olduğumuz fiyat seviyelerinde ve bundan kaynaklı dikkatli olmak gerekiyor. Bakın haftalıkta e, al sinyali devam ediyor Instagram bunları giderek büyümeye devam ediyor. E, şimdi bir de bugün biliyorsunuz haftalık bir kapanış olacak. Haftalık kapanış şurada mumsal anlamda baktığımızda özellikle hani e, kapanışa doğru 40k denemelerini gerçekleştirebilirse bakın 5 altılık bir e, yükselişten baz alıyoruz. Tabi imkansız değil ama kesin olacak da kesinlikle diyemeyiz. Yani böyle bir atak olursa oldukça pozitif olacaktır. Bir sonraki mum açılışı şimdi aşağı doğru 60 olduğumuz Fitiller var bunu tekrar toparladık Ancak bu fitilleri doldurmak isterse işin rengi değişir o yüzden 37.000 600 seviyesi güzel bir stop bölgesi Olarak bakılabilir kısa vadeciler açısından. Havdolucusundadır. Hani Azerbaycan'dan hani önce satmayacağım diyorsunuzdur O ayrı bir şey ama kısa vade işleme giriyorsanız da destek bölgelerine çok dikkat etmek lazım Aylık histogram mumlarında da bir herhangi bir sıkıntılı durum şu an için söz konusu değil Burada da al yapısı devam ediyor arkadaşlar Tabi yükseliş gelme ihtimali şu açıdan da var şimdi bazen Bitcoin fiyatını Her seviyelerde doğru analiz yapamaya olabilirsiniz bu aynı şekilde bende de oluyor yani Her noktadan her seviyeden her düşüşten her yükselişten sonra her zaman %100 başarılı analizler yapamazsınız çünkü Destek ve direnç bölgeleri birbirine yakındır kafanız karışabilir Veya fiyat hareketlerini okuyamıyorsunuzdur öyle de zamanlarda Tether dominansına bakmak çok daha mantıklı işte teter Dominance'a bakmanın mesela şu olayı şu yani burada bir düşüş görüyorsanız Bitcoin'de yükseliş anlamına gelecektir. Burada da şu yapıya baktığım zaman yani çok böyle bullish bir yapı durumu söz konusu değil bakın tıkanmış durumda tepki veriyor tekrar kafasına vuruyorlar. Yani resmen teterden çıkıyorlar aslında gizli gizli çıkıyorlar bakın günlükte burada uyumsuzluklar da var. Aynı zamanda marketin de yorulduğunu görmekteyiz. Bu e, güzel durmuyor ve burada da işte altı sebebi e, gelebilir. Yani aylardır belki yıllardır beklemiş olduğumuz hedef bölgesine çok yaklaştık. USDT dominansında haftalık anlamda baktığımızda ise burada da haftalık e, kapanış olacak bugün. Yani yukarı doğru bir önceki hafta attı. Fitil doldurdu. Ancak üzerinde bir kapanış yapamadı Bundan kaynaklı da çok iyi bir yapı hala yok. Yani şuradaki düşüşün e, tepkisini verdi. Ölü sıçraması gerçekleştirmiş oldu. Altcoin sezon endeksine baktığımızda şu an 18 seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Yani ciddi anlamda yükseliş e, vesaire e, yok yani. Aslında evet bazı altcoin'ler 2x yaptı, bazıları 3x yaptı, 10x yapanlar da oldu ama genele ylemiş bir hareketlilik görmedik. Altcoin'lerde e, o yüzden çok ciddi yükseldi diyemem ama çok ciddi yükselenler var, istisnalar var. Bu çok ciddi kısa süre içerisinde yükseldi ise Onları arkadan kovalamayın ama ille de alacağım diyorsanız da bakiyenizin %10'dan fazlasını Geçmeyin bazen şimdi hiç almayın Dediğimiz zaman şöyle bir şey oluyor. mesela fiyat daha da yükseliyor, yukarı doğru çıkıyor Bu sefer de insanlar Bir noktadan sonra dayanamıyor ve alım yapıyor onun yerine madem böylesin yani Ben hiç bulaşmam ama ille bulaşacağım diyorsan da bakiyenin %10'unu geçme En azından zarar edersen bile %10'luk diliminde zarar etmiş olursun ama ben dediğim gibi Böyle kısa sürede çok ciddi yükselmiştir almam yani çünkü O kadar ayı sezonunda bekledik şimdi hata yapmak gibi bir lüksümüz e, Maalesef yok ama boğada olursun mesela çok kazanmışsındır yani Dersin ki çok kazandım hani bir kısmını da atayım bir, bir daha şansımı deneyim falan dersin ama ayı döneminde e, Böyle bir şey olmuyor e, Total 3'e baktığımızda aylık anlamda e, bakın al sinyali gelmedi Bu aylığı e, aklımızda tutalım ama bakıyoruz için top 20 dışında altcoin endeksi şu an aylıkta bir al sinyali yapmış durumda. Ancak 4 gün 15 saat var. Yani kapanışı minimum 12.10 seviyesinin üzerinde yapması lazım. Eğer bu noktanın üzerinde yaparsa buradan al sinyaliyle kapatmış olacak. Ethereum mesela günlükte çok güzel duruyor. Ethereum bence Bitcoin'e göre biraz daha pozitif ayrışabilir önümüzdeki süreçte. Aynı zamanda Ethereum'da aylıkta da şu an için bir al sinyali var. Ama bunun da minimum e, bu 4 gün 15 saat e, sonra içerisinde yani aylık kapanış 2100 dolar seviyesinin üzerinde yapması oldukça önemli olacak. Böyle bir kapanış yapabilirse 3081'e kadar e, bir hareketlenme e, potansiyeli olabilir arkadaşlar. E, yani bu bizim açımızdan önemli. Şimdi Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı da çok iyi durmuyor. O yüzden bence Ethereum biraz daha pozitif ayrışabilir. E, bu ihtimal daha kuvvetli geliyor Bitcoin'e kıyasla baktığımızda. Çünkü BTC dominansı günlük anlamda baktığımızda Yani ciddi bir sıkıntı olur iyi bir teknik görüntüsü yok Haftalık anlamda da Çok iyi bir görüntüsü yok Arkadaşlar bu da sıkıntılı durmakta Binance'de işlem en yüksek olan altcoin'leri görmektesiniz şu an şöyle teker teker sizlere göstereyim Hafta sonu hacimli olanlar yani Biliyorsunuz Doge aldığımı belirtmiştim bu Şeyi satmıştım Phantom %10 kar almıştım 2x kardayken %10'luk dilimi Doge aldım ama Doge de bizi süründürdü işin açıkçası. Hala almış olduğum noktada yükselmedi. Şu an Shiba'da bir e, hareketlilik var. E, bakalım. Yani Elon Musk'ı bekliyoruz. Elon Musk bir tweet atar mı atmaz mı? Çok sessiz kaldı. Shiba'da e, hacimde fena değil. Bu arada buna klasik hacimdenmiş arkadaşlar. 56. sıraya kadar e, yükselmiş e, durumda. Böyle bir hacim skalası şu an için var tabi bu her gün her saat değişen bir tablo video izlediğiniz Saate dikkat edin o yüzden Son 24 saatte alınan likidasyonlara baktığımızda Yani çok an bir likidasyon yok çünkü bitcoin fiyatı neredeyse hiç hareket etmedi O yüzden de büyük bir likidasyon alınmış durumda değil Tabi anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi de değil arkadaşlar sadece Hem böyle bir siz analiz nasıl yapılır, nasıl yapıyorum, bunu göstermek için yapmış olduğum e, videolar diyebilirim. Kendi düşüncelerimi e, paylaşıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.